Sevgili dostlar, bugün çok hoşunuza gelecek bir yerdeyiz. Ben de şimdi daha başını gördüm ama ilk başında bir şok yaşadım. Necat Çuhadaroğlu. Müzenin adı Necat Çuhadaroğlu. Histart yani tarih sanatı ve Diyaroma Müzesi. Ve tabii tanıyorsunuz. Her zaman hastasıyım. Efendim İlber hocamız. Şimdi İlber hocayı aldık. Dedik, İlber hoca nereye gidelim, nereye gidelim? Bir müzeye gidelim dedim. Hocam söylesen dedim. Ama de özel müze olsun. Şimdi öbürü iznim uğraşamam dedim. Ha evet. Ha, yani iznim yok. Kültür Bakanlığı bilmem ne falan. Ya biz özel müze. Yani şimdi hakikaten kusura bakmayın ama ona izin almak yani bir şey buyurun demesi lazım. Bir tane bin dereden su. Bin dereden su getirmem lazım. Taşıyacağım suyu içeceğim ondan sonra falan. Neyse bıraktık onları. Necat Bey sağ olsunlar bize kapılarını açtılar. Ve bu güzel müzeyi beraber tabii... Ben hocamızla bir aradaki şeyim böyle ben de sadece bir cik cik dinliyorum. Efendim bilgi sahibi, müze sahibi ve kardeşimiz Ayhan Sıcımoğlu bugün beraberiz. Sakın ayrılmayın sevgili dostlar. Bloomberg TV'de renkler. Hastasıyız beraber. Hocam Necat Bey nasıl başladık bu işe? Nasıl Necat Bey anlasın. Necat Bey anlasın hocam da şimdi nereden başladık? Gezdire şunu ama bir kere aslında... Necat Bey'i anlamanız lazım bunu anlamak için. Necat Bey de kaç senedir topluyorsunuz? Yaklaşık 30 sene. 30 senedir evet. Silah topluyor. Yanlış mı söylüyorum? Sadece silah demeyelim. Askeri tarih üzerine olan her türlü objeyi topluyorum. Topluyorsun. Ama bunu toplarken belli dönemleri, belli olayları baz alarak topluyorum. Tabii. Ve yaklaşık 1000 senelik bir tarihi içeren bir dönemi kapsadığı için... Türk tarihinden bahsediyoruz. Sadece Türk tarihi değil mi? Dünya tarihini de kapsıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Doğu Roma, Bizans'tan, Selçuklu'dan bu yana gelerek tüm Osmanlı dönemi, tabii Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi, daha sonra Kore, Vietnam, Körfez Savaşı, Kıbrıs Beleş Harekatı diyerek günümüze kadar geliyor. Peki nereden başlayalım? Selçuklulardan başlayabiliriz. Selçuklular, hastasıyım. Oraya geçelim. Selçuklular. Buradan mı başlıyor efendim sen? Evet, Selçukluların bir vitrini burada. Evet, işte, buyurunuz. Gördüğünüz bir Selçuklu miğferidir. Bu miğferin 3-5 tipi var. Ve bu gördüğünüz Selçuklu kılıçlarının erken dönem, geç dönem. Bu kaçıncı asır? 12. 11, 12, 11, 13 diye gidiyor. Müthiş ve bir Karahanlı, şey. Karahanlı damgası olan böyle bir pala. Ve üzerlerinde çift başlı kartal ve ok ve yay kabartmalarını görüyoruz. Şimdi çift başlı kartalı ben şeyde de gördüm. Tabii hocam da gayet iyi biliyor. Çift başlı kartal Rusya'nın Rusya'da da var. Müzesinde bile gördüm. St. Petersburg'da gördüm her tarafta evet. Vardı. Arnavutluk'ta da vardı. O Bizans kartalı. Bizans kartalı. Bizans kartalı. Zaten Avusturya hocam. Peki hocam daha iyi bilir herhalde. Çift başlı kartalı herhalde Bizans'tan yani Anadolu Selçukluları Anadolu'ya girince Bizans'la olan iletişimi ve temasıyla aldıklarını düşünüyoruz. Müthişmiş. Ve burada da mesela... Burada nereydi? Buyurun. Bir Selçuklu ama Bizans kılıcından devşirilmiş olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü kayı boyu damgasıyla da işaretliyorlar. Bu at galiba değil mi? Efendim? At. Bu da at alınlığı. Tombak ve üzerinde de çok küçük yine çift başlı kartalı görüyoruz. Muhtemelen Bizans diye düşünüyoruz ama Selçuklu bu döneminden de sarkmış... diyebiliyoruz. Osmanlı Selçuklu dediğiniz zaman zaten Orta Asya'dan buraya gelesiye kadar Çin kültürü, Hint kültürü, Orta Asya kültürü, Pers kültürüyle yoğrularak geliyorsunuz ve tabii. Birbirleriyle çok ciddi desen, kültür, sanat ilişkileri var, benzerlikleri var. Evet. Bir de üstüne Bizans gelince çok kültürlü aslında çok ciddi bir kültür yumağı oluşuyor evet. Anadolu. Dönem önemli olayları, savaşları hem maketler aracılığıyla, diorama dediğimiz konulu maketlerle canlandırıyoruz. Aynı zamanda yanına da gerçeklerini koyuyoruz. Varsa gravür veya resim veya tablolarla da destekliyoruz. Yani gelen insan hem maketini görüyor, hem gerçeğini görüyor, hem fotoğrafını, resmini görüyor aynı anda. Anladım. Bu dünyada ilk ve tektir. Bunu siz mi yaptınız? Öyle evet, hocam. Ben yaptım. Elinizle bunu? Evet. Yapma ya. O şey, maketçi. İşte bu, aynı bir,
bu müzeye bir katma değer kattığını bakar düşünüyorum. Bakar mısınız diğer Roma'ya beyefendi ya, Necat Bey'in yaptığı? Bunları çok şey. Yapmak lazım. İnanılmaz bir şey. Bu maketin ölçeği 1'e 6 ölçekte. Ben 1'e 1'ini yapmayı düşünüyorum. Yapmayın i̇şte ya. İşte panorama aslında diorama budur. Yani 1453 panorama müzesi bu şekilde canlandırılmalıdır. Anladım. Resim sadece fondur. Hmm. Burada da yine ilk dönem Türk kılıçlarını görüyorsunuz. Kırım Tatarlarından tutun Selçuklu dönemine ait tüm kılıçlıklarını görebiliyorsunuz burada. Müthiş bir şey. Bu da araştırılması gereken en önemli parçalardan biridir. 7. veya 8. yüzyıl Arap kılıcı yani peygamber dönemine ait bir kılıçtır. Üzerindeki işçilik çok sıra dışıdır. Şu ana kadar çalışmalarımızda söylenilen 4 ayrı sanatçının belirli farklı yüzyıllarda üzerinde çalışmalarla bu hale getirilmiş bir kılıç. Peki bunu nasıl anladınız yani yüzyıllık falan? Bir takım Arap ve Avrupalı uzmanlara danışarak. Danıştınız. Ama tam manasıyla masaya yatıramadık maalesef. Bir karbon test falan yapmadınız. Yapıldı mı? Yapıldı mı karbon test? Yani eski 8. yüzyıl olduğu aşağı yukarı belli de üzerindeki işlemelerin ne mana veya kime ait hangi... Hoca ne diyorsun buna? Ya abi o stilistik meselesi onu anlamamız çok zor. Öyle mi? Tabii yani buradaki işleme ne? Bir problem çıkarsa karşılaştırması bakması lazım. Farklı dönemler ve farklı tipte tarzda çalışmalar, çalışmalar yapılmış üstünde o zaman... Ve kayı boy damgası yeni. Bile var üstünde. Öyle mi? Kılıcın, evet. Peygamber kılıcı diyebilirsiniz. Yani. Bilemiyoruz onu. İşte bu da çok çok önemli bir yatağındır. Üzerindeki yazıyı dikkate alırsak Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz ama Ama üzerinde yazıyor. Yani İslam halifesi Sultan Süleyman Han yazıyor. Yazıyor mu? Evet yazıyor. Ve işçilik de yan işçilikleri de bunu aynı tarzı diğer Topkapı'da bir tane var, Metropolitan'da da bir benzeri var. Öyle mi? Evet. Ben bu kadar gelince görmemiştim. Elmas, yakut, zümrüt, taşlarına benzermiş. Şimdi hocamız da buradayken sormak istiyorum. Tombak Osmanlı miğferi nadir de olsa çıkar. Ama çelik üstü sıvama altın miğfer çıktığını düşünüyorum. Ben bilmiyorum bunu. Bu evet. Metalurji çok önemli. Yani, çelik üstüne altın sıvama. Yani çeliği ince ince kazıyorlar ve üstüne sıvıyorlar dökülmesin diye altın. Ama bez gibi duruyor ya enteresan. Evet. Ve çok sıra dışı bir parça ve mutlaka ya sadrazama ait ya bir padişaha ait. Kesin. Başka sen, o mertebe altın ve şu zırhta arkasında Yeniçeri diyoruz. Belki sadrazam, belki padişah onu Yeniçeri da bilmiyoruz. Yeniçeri için çok pahalı. Çok bu. Pahalı ve arkasındaki tarihe de bakarsak 1426. Ne demek biliyor musunuz? Yani Fatih zamanından önce demek. Bu da Rodos'un fethiyle ilgili. Meşhur. Bizim meşhur Rodos'umuz. Biliyorsun bir ayla alındı. Yani surun içini geçip de herifleri kovalayıp almadık. Vira'yla aynen. Vira ne? İnan, güvenç. Vira, Farsızca kelime. Sırplardan aldığımız bir Sloven kelime. Böyle bir mücadele oldu tabii mutlaka. Fakat biz kaleyi sonunda Fatih alamadı. Kanuni'nin ilk seferidir. İlk seferi ilk başarısı. İlk başarısıdır. Bunun ardından da gene Fatih'in alamadığı Belgrad'ı aldı. Ondan sonra zaten Macaristan'ı. Ama pişman olmuş. Evet. Pişman olmuş bir aya sonra Sultan Süleyman. Vallahi yani neden olduğunu ben söyleyebilirim. Malta'ya gidiyorlar. Malta'da karşısına çıktığı için. Evet. Niye bıraktın lan bu heyetleri demiş. Malta'da çıkmışlar karşısına. Ama başka türlü alamayacaktı ki Rodos'u çok dökülüyor. Biraz daha zorlasanması lazımdı. Kış, o tarihlerde denir. Bilemiyorsunuz. Biraz daha zorlasan alırdın. Ha, kış geliyor. Kış donanmayın ki besin. Her şeyde bir bedeli var. Kış geliyor çekilmiş baba.
sepeti görüyor musunuz? Anca iki kişi. İşte taşıyor ve oradan pomp diye atıyor. Ama o bir şeyi mahvediyor. Yani bir çadırı, bir manga askeri evet, üstüne düşerse şu daha iyi nişan alabiliyorsun. Bir de portatif top gibi artık şimdi topları küçülterek tüfek haline getiriyorlar, küçültülerek sonra tabanca haline getiriyorlar. Müthiş ama bakar mısınız? Askeri kromoloji böyle ilerliyor. Osman. Ve adam çeliği, bakın bu ejder yılan kafası da önemli bir tarzıdır Osmanlı'nın. Tabanca tüfek kafalarında da, namlu başlarında da vardır, evet. Uğraşıyor bununla, uğraşıyor. Tabii bizdeki esas silahımız, ata silahımız ok. Şimdi hastasıyla. Oku herkes böyle kıvrık görünce zannediyor ki böyle bir kıvrık. Halbuki bu tersten geliyor biliyorsunuz. Bu, evet. Bu U tam ters U haline getiriliyor. Ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi okudur. Kompoze Osmanlı oku. Ve zannetmesin ki kimse bu ok sadece ağaç gövdesinden yapılıyor. Aşil tendonunun ezilmesinden, hayvan kemiklerinden özel tutkal ve özel ağaçların kompoze bir şekilde yapılmasıyla ortaya çıkan aerodinamik dünyanın en komplike yayıdır. Şu bu yay mı? Evet. Ve bu küçük yay... Bu yay ters mi çeviriyor? Evet, ters çeviriliyor. Zemberek gibi. Of. Ve dünyanın en etkili oku haline geliyor. Biliyorsunuz 850 metre dünya rekorudur. Hala kırılamamıştır. Dünyanın en hızlı, en uzak mesafeli, en ufak, en hafif yayıdır. Yay. Böyle ufak olmasının bir sebebi de at üzerinde ok atmak kolay olsun kolay diye. Kolay oluyor. Halbuki o dönem baktığınız zaman Avrupa yayları 2 metre. 2 metre tabii. Ve etkileri bunun yarısı kadar. İşte oradan zaten hep Akıncılar, Osmanlı hep onun için önde Avrupa'ya karşı. Ama bunlar Orta Asyalı, Kırgızlar. Evet, Kırgızlar. Orta Asya kültüründen geliyor zaten. At, ok hepsi oradan geliyor. Okçuların çoğu Orta Asyalı değil mi? Yani o zaman Orta Asyalıydı. Tabii yani, kültür hep devam Kırgız bilmem ne boyları falan. Moğol boyları. Memlüklülerde hepsi zaten aynı bölgede. Bakın şey de ufacık, kalkan da ufacık. Sevgili dostlar, geldik başka bir döneme. Birinci Dünya Harbi, Savaşı. Hocanın tabiriyle Birinci Cihan Harbi. Birinci Cihan Savaşı, öyle diyor hoca. Efendim, harbi mi savaşı? Cihan Harbi. Cihan Harbi tabii. Değil mi siz hoca? Evet, Cihan şimdi... Harbi'ndeki hatalar. Evet, nedir hatalarımız? İhtiyata sevk etmiştir. Yani mesela Yakup Şevki Paşa gibileri. İhtiyatlı olmak yani İstiklal Savaşı'nda öyle bir kanat vardır. Cihan Harbi hatalarını tekrarlamama. Evet. Dış politikada da Cihan Harbi'ndeki hatalara düşmeme. Yani ne yani hatalar? Türkiye'nin aşırı infiratçılığı. Her türlü savaş düzeninin dışında kalmak. Tarafların karşısında ona göre politika gütmek başarıyla. Başarıyla. Evet. Çok enteresan. Mesela Von Papen okuyorsun. Zannediyor ki Numan Menemencioğlu onun çok dostu ve taraftarı. Alakası yok. Numan niye Almancı olsun ki? Yani evet. De değil. Yaptığını baktığın zaman böyle mizansenler oynanıyor dış politikada. Yani çok enteresan. Saracoğlu falan. Bizi politikaya da siniyor bu. Birinci Cihan Harbi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o Cihan Harbi'ndeki olaylar dolayısıyla ders alıp kendini koruduğu, devam ettirdiği bir savaş. Bu çok enteresan. Oradaki kurmaylar Cumhuriyeti kuruyorlar ve o kurmayların stratejisi takip ediliyor. Fevkalade bir şey. Yani diyorsunuz ki biz Birinci Dünya Savaşı'ndan ders mi aldık? Aldık tabii. Birinci Cihan Harbi'nde kaybettiğimiz en önemli şey entelektüellerimiz, münevver sınıfımız. Onun telafi için çalıştı Cumhuriyet. Yani kurucular asker. Orduya hiçbir zaman bu kadar az para verilmemiştir.
Yani 1923 Cumhuriyeti ta 50'lere kadar orduya gereken bütçeyi ayıramadı. Niye? Çünkü ön planda sağlık geliyor ve eğitim geliyor. Buna hatta altyapı diye bayındırlık hizmetleri bile o kadar gitmiyor. Demir yolculuk bile bir şey olarak görülür. Yani o en önemli unsurdur. Ama yani mühim olan eğitimdir, mühim olan sağlıktır. Bir takım şeyler çok erken başlatılmıştır sağlık alanında mesela. Eğitim düzeyi yüksektir. Yani ne bileyim ben, meşhur insanlarımızın hepsi dünya çapındaki adamlar Anadolu liselerinden, bunun devlet liselerinden falan mezundur. Üniversite büyük atılım yapmıştır. Bunların hepsi büyük ölçüde bu birinci Cihan Harbi'ni telafi etmektir. Çünkü bizim birinci Cihan Harbi'miz çok büyük kayıplara sebep oldu ama en büyük kayıp insandır. Seçkinler kaybıdır. Onu telafi etmek. Bu çok önemli. Şimdi bakın burada görüyorsunuz. Burada gene hoş maketler var. Müthiş. Bunlar hepsi çok pahalı ve özel olarak yapılmış uçak maketleri. Bilhassa önümüzdeki. Korkunç bir şeydi. Red Baron'u biliyorsun sen. Yani şey, kara kartal, kırmızı kartal nişanı mı onu alan. Çok tuhaf bir tesadüf. Öyle bir nişan da bizim Ömer Faruk Efendi de vardır Şehzade'de. Öyle mi onu yapmış? Tabii o çünkü yaver değişimi dolayısıyla Alman Kaiser'in yaveri oluyor. Öyle mi? Ve Marne cephesinde temennik yapıyor. Yani yaver değişimi yapıyorlarmış Almanlarla. İşte zaten burada Alman var, orada da Türk var ordunun içinde. Ha. Bu yaver değişimi oluyor çünkü padişah çocuğu, torunu. Fakat bu Marne cephesine gidiyor teğmen olarak, aktif. Ve orada o kadar büyük kahramanlık gösteriyor ki bir Red Baron da o yerdeki Kaiserlik şey, Gardekart, Sufus derler yani. Piyade şeysi hasta alayından. Ve oradan aldığı nişan çok önemli. Yani ona çok büyük bir rütbe veriyor. Red Baron uçağı kırmızı oldu. Red Baron uçakla yapıyor işi. Öbürkü yerde yapıyor, siperde. Bu diorama, bu maketin şöyle bir önemi var. Deniz uçağı. Deniz uçağı gördüğünüz gibi Osmanlı logosu taşıyor. Bu Alman Gotha deniz uçağı. Bu uçak, maketi olan bu uçak hem Çanakkale Savaşı'nda çarpışıyor, hem Kurtuluş Savaşı'nda mütarekeden sonra parçalar halinde Anadolu'ya taşınıp montajı yapılıp Kurtuluş Savaşı'nda da çarpışıyor. Öyle ama mi? En önemlisi bu uçağın pilotunun Arap Ahmet oluşu. Dünyadaki ilk zenci pilot. Yapmayın yani ya. Dünyadaki ilk savaş uçağı pilotu Türk. Arap Ahmet. Arap Ahmet. Kendisi de bu. Arap Ahmet. Ve bu adam Cumhuriyet'in ilk yıllarında da görev yapıyor hava kuvvetlerinde. Arap Ahmet. Ve Çelik'ten soyadını. Hastasıyım. Arap Ahmet. Onu okumam lazım Arap Ahmet'i şimdi benim. İyi merak ettim. İtalyanlar hiç nedensiz olarak Trablus'a, Libya'ya, bizim son Afrika toprağımıza saldırıyorlar. Ve orada en önemlisi dünyada uçak ilk kez savaş aracı olarak, savaş uçağı olarak İtalyanlar tarafından bize karşı kullanılıyor. Ve böylelikle dünya tarihinde ilk savaş uçağını da biz düşürmüş oluyoruz. Ve bu düşürdüğümüz uçaklardan bir tanesini de pilotuyla beraber uçağı esir alıyoruz. Bu arada tabii biliyorsunuz şu anda da dünyadaki son savaş uçağını da biz düşürdük maalesef. Evet. İlk ve son. İlk ve son. Evet. Şu anda. Hayır. Onun ilki de var. NATO'nun düşürdüğü ilk uçak.
Evet. Karşı cemen. Evet, burası geldik. Rekor kırıyor. Geldik bizim Balkanlar. Jöntürkler'e. Jöntürkler ve Balkan abi. Balkan abi işte meşhur ve maalesef acıklı. Yani Türkiye için çok en acıklı. Beklenmedik, trajik Rumeli'deki ana vatanın kaybedildiği bir... En acıklı savaş değil midir savaş, bu? Savaş, evet. Yani Balkan savaşı. Çünkü Türkiye bu tabii sivil safa çok şey... Korkunç resimler var. Baksan anlaşılıyor. Güzel bir maket bu da. Buradan göçüyor muyuz? Gidiyoruz artık. Evet. Göçmezsen yanarsın. İşte şu halimiz orada. Evet. O resimden alıntı. Anadolu'ya mı burada artık geliyoruz geriye? Bu arada Enver Paşa'nın orijinal kıyafetini görüyorsunuz burada. Enver Paşa mıdır bu? Enver Paşa'nın orijinal. Osman Mayatepek'ten aldım. Osman kendi... Mayatepek mi? Bunu size söyledi. Evet. Ha, bunu ondan aldım. Öteki üniforması da öteki tarafta. Yani bu tören kıyafeti diyorsunuz. Bir Alman havası var tabii. Ama zaten o Abdülhamit dönemi tipik bir Alman, Avusturya, Prusya havası vardır. Uyuyor, karar pantolonla mı işitmiş? Tabii. İkinci Mahmut'tan sonra Avrupalılaşıyor ya Osmanlı ordusu. Evet. Artık fes giyiyorlar, pantolon, ceket giyiyorlar. Oradan başlıyor artık Avrupa. De Almanlar bu da bu tabii, da tabii, tabii, da kesinlikle Alman ordusuna çok benzer. Yani. Düğmesinden, kemerinden, çizmesinden pantolonuna kadar bir fark vardır. Bizimkiler kalpak giyer. Veya emeriye kabalak giyer. Diğer her şey Alman benzeridir. Zaten silah aksesuarlarımız da Almanlar. Aslında ben kalpak ve fesi de çok beğeniyorum ayrıca, evet, plus. Doğru. Yani bir şıklık olarak. Bunlar bilinen askerlerimiz. Şunlar Laz mı? Burnundan belli. Laz herhalde. Evet. Bu da ilk orijinaldir bu. İlk seferberlik posterimiz Osmanlı. Ne yazıyor orada? Hocam ne yazıyor? Okursun asker sen. Asker olanlar silah altına. Ya bu yazıyor. Asker olanlar silah altına. Altındaki ne yazıyor hocam? Onu görürsem tabii seferberliğin birinci günü. En üstteki de zaten seferberlik var. Şimdi hocayla gittiğin zaman böyle yerlere... Tabii bunlar I want you falan gibi etkili posterler değil. Hocayla gittiğin mesela gidiyor Yunanistan'a gittim. Rumca yazıyor. Onun hoca Oka diyor. Ansiklopedi. Ayaklı çevireceği. Ayaklı çeviri makinesi. Rumca eski Grek okuyor. Osmanlıca yazıyor. Onu da okuyor. Hocam tabii bu ne diyor? Hocam bu ne diyor? Onu işte çeviriyor. Düğmeye basıyorsun. Otomatik olarak hocanı çeviriyor. Bu hangisi? Göbeğin. Yavuz'un Karadeniz'de Sivastopol'u bombalayışı. Yani savaşa girişimizin insan nedeni. Evet. Ama hepsi Alman tabii değil mi? Fesli Almanlar. Tabii ki buradaki kadronun %90'ı Alman. Ama fes giymişler. Evet. Tabii. Enteresan. Osmanlı gemisi. Yavuz adını alıyor. Evet işte. İstihdam ediyoruz. Aslında İngilizler'de biraz da bunu Suşon da... Suşon Paşa'yı falan alıyoruz yani. Vallahi İngiltere işte şey, İngiltere tabii kazık attı bize çok kötü. İki gemimizi elde ettik. Hayır, iki gemiyi ısmarladık. Parasını da verdik. Parasını peşin aldılar son dakikaya kadar. Kömür parası daha gitmiş galiba. Hepsini verdik. Diyor ki biz harbe giriyoruz, veremeyiz. Evet. Peki onu da anladık. O zaman parayı ver amca diyorsun. Yok diyor, 40 sene faizsiz şeye bağlıyor. Tam bir hırsızlık, tabii, ahlaksızlık, soygunculuk. Adamların niyeti zaten Churchill bu. Churchill değil mi? Churchill bu yani. Çok galiba sonra da onu ben merak ettim. Nasıl para nasıl ödendi? Ödenmemiş şeyde... Hayır, para ödemeyecek o belli. Lozan'da anlaşma... Zaten mütareke, yenilgi, Lozan falan o kaldı. Gitti o. Yani İngiltere zannediyorum 2 milyon sterlin diye hatırlıyorum, doğru hatırlıyorsam. Zamanın parasını çok bizden alıp. Çok büyük para canım. Bir... Herkes, bütün kadınlar bileziklerini, herkesin şeylerini altınlarını. O ama donanla cemiyetinin yani, parası o zaten. Yani o Bahriye Nezaretinden, maliyeden çıkmıyor. O donanma cemiyetinin ihanesi. Ama kadınlardan bazen bir şeyler. Mesela Karagöz oynatıyorsun, donanma cemiyeti şerefine. Bin bir direkler arasından geliyor. Bağışlar. Kadınlar bileziğini bilezi veriyor. Hocam Galata Köprüsü'nü köprüne geçerken para yatıyormuşsun, evet, donanmaya. Evet, köprüne donanma hepsinin parasını toplayıp gemi verdi, satın aldık. Son dakikada Churchill bir numara çekti. Elini akşam verdi. Dünya savaş ilan etti. Savaş ilan etme şeylerinde, durumunda, durumunda vermiyorsun parayı. Bu ne gemiyi verdi, ne parayı verdi. Avrupa Birliği'nde çok olur. Bu dönemelerde bu hep olur. Avrupa Birliği'nde
bugün bile bir takım ödemelerde, bir takım şeylerde, anlaşmalarda, kontratlarda her zaman böyle uyutmalar olur son dakikada. Evet Allah. Ve İngilizlerle iş yapmak için İngiliz tipi hukukçularla iş yapacaksın. Son dakikada hep böyle reklamasyon yaparlar. I'm afraid diye başlıyor. Yani o konuda mesela Amerika daha açık. Ustası mıdır bu işin İngilizler? Ustası bu işin. Bu bütün Avrupa Birliği'nde vardır. Ödemez, uğraştırır, bilmem ne yapar. Bu bir dünyadır. E şimdi yani Yunanistan yapıyor onlara. Kendiliğinden gelir. Yunanistan yapıyor onlara vallahi şimdi. Vallahi Yunanistan'la ne yapıyorlar bilmem. Belki biliyor, Yunanistan biliyor. Da onu öğrendi. O bizim işimiz tabii, değil ama... Evet. Bu bir dünyadır. Dünya gerilemeye başladıkça ilk önce çökmeler şeyde başlar. Kontrat sisteminde, hukuki sözleşmelerde ve şeyde, pacta sunt servanda, ahda vefa konusunda başlar. Yani orada çöküntüler başlar. Bir sistemin toparlamaya başladığı oradan anlaşılır. Gösterge budur. Binanın nasıl sıvası dökülüyorsa... Yani bina ayaktadır henüz ama sıvası dökülmeye başlar. Bu bir sinyaldir değil mi? Bu da öyledir. O İngiltere'nin oradan başlar. Yani satacağı şeyin parasını alıyor. Demiyor ki ben şimdi bunu vermiyorum size, gidin diyesi tamam. Parayı alıp da son dakikada ben bunu 30 sene sonra öderim dersen... Bir gecede demiş hocam, bir gecede. Giden heyetten alıyor parayı zaten. Subay da gitmiş Amerika, kömür evet. Parası da gitmiş düşünün. Hepsini alıyor yani çok kötü. Oradan bu gemiyi alıp kaçacak halimiz de yok. Keşke bu arada kaçırmış. Böyle bir şey gördünüz mü? Hayır, aa, çok güzel bu. Bu dünyanın ilk hızlı treni belki de. Hicaz demiryolu üzerinde Orta Doğu cephesinde savaşan Alman ve Türk pilotların yaptığı bir icat. Alman savaş uçağı motorunu boş vagona koyuyorlar. Harika ya. Bir şekilde hızlı bir harika şekilde. Harika ya. Harika, inanılmaz bir şey. Yani şey, ilk şey, uçak otoray. Evet. Otoray. Bakar aynen. Mısınız? Müthiş bir şey ya. Müthiş bir şey. O dönem için. Bunu ben bilmiyordum. Bir müthiş. Kömür yok. Hangi genius aklına geldi acaba bunu? Vallahi şey ben diyorum ki Alman teknolojisiyle Türk aklı. Türk aklı. Bunu kesin, yapsak ne olur kesin. Demiştir. Varum evet. Kesin, doğru. Kesin Türk subayı. Kesin Türk aklıdır bu. Kesin. Size daha enteresan bir şey daha göstereceğim. Gelin. Atatürk'ün Çanakkale'deki pozunu yapmaya çalıştık. Atatürk. Hani ay babamın. Böyle bir pozu vardır. Size çok daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bir şey göstereceğim. Burada hani birbirine girmiş mermiler vardır. Burada her tipini görebiliyorsunuz. Bunlar gerçek orijinal Çanakkale'den gelmiş olan parçalar ve parayı bile adamın cebindeki parayı bile delmiş bir mermi görüyorsunuz. Çok sıra dışı birbirine. Canı da öyle kurtuldu. Çünkü kurşun takılıp dağıldı. Yalnız burada daha önce bir şey göstermek mısınız? İstiyorum. Milyarda bir herhalde. Süngiye gelip ikiye ayrılmış mermi. Bakar mısınız? Sevgili dostlar, İlber Hoca çok harika adam, öldürdü bizi gülmekten. Yolcu ettik, işi varmış, gitti Cağaloğlu'na. Biz şimdi Necat Bey'le, Necat Çuvadaroğlu Bey'le görmediğimiz kısımları dedik, siz gösterin bari. Hoca gitmek zorunda kaldı. Şimdi burası da birinci katının bir üstü. Osmanlı'nın 3. Selim'den sonra devam eden 1800'ler, evet, 1700'ler, 1700'lerin sonu 1800'lerin başıyla başlayan bir kat bu. Bu tabii önemli bir dönem. Niye önemli bir dönem? Çünkü artık Osmanlı'da Yeniçeri ocaklarını çok ciddi manada düzene karşı isyanların evet. Devamlı olduğu bir dönem. Ve neticede 3. Selim yeni bir askeri sisteme, ocak sistemi
sistemine geçmeye çalışıyor. Nizami Cedid ordusunu kuruyor. Evet. Ama bu tabii Yeniçerilerin hiç hoşuna gitmiyor. Ve bu yüzden zaten 3. Selim'i tahttan indiriyorlar. Evet. Sonra birçok olaydan sonra 2. Mahmut başa geçiyor. Ve herkesin bildiği üzere 2. Mahmut Vakai Hayriye diye tarihte geçen Yeniçeri ocağını kapatıyor. Ve bunun karşılığında da bu gördüğünüz askeriyi Mansure-i Mahmudiye ordusunu kuruyor. Yani artık Osmanlı ordusu fesli, ceketli, pantolonlu bir Avrupa askeri haline geliyor. Fransız etkisi evet, vardır. Fransız Avrupa etkisi evet. var. Dönem dönem zaten Osmanlı'da bir Fransız etkisi oluyor, bir İngiliz etkisi bir Alman oluyor, olur. Bir Alman etkisi evet. oluyor. Önemli olan Osmanlı geri kalmışlığını birçok konuda gidermek için Avrupa ülkelerinden ciddi hem askeri danışman nezdinde hem aksesuar evet. silah nezdinde birçok yardım teşvik alıyor. Burası burada enteresan bir yer var mısın? Bizi, evet var. Aslında şu silahı hemen şu evet. iki kılıç çok enteresandır. Evet. Bilinen dünyada müzelerde veya herhangi bir teşhirde göremeyeceğiniz iki parça Zülfikar kılıçlar bunlar ama Zülfikar biri şimşir kılıç biri Zülfikar şeklinde pala Osmanlı Anladım. Kılıcı bir şimşir tipi bir pala tipi vardır ve görüyorsunuz iki kılıcı ortadan ikiye ayırmışlar. Yani bu çatal evet. ağızlı Zülfikar kılıcı ayrı bir tipi. Bu niye böyle yapılmış diye sorulacak olursa cevabı basit. Bir kere korkutmak amacıyla. Çünkü adam bunu kınından çıkardığı zaman birden iki tane kılıç karşısına çıkıyor rakibinin. Korkutmak amacı. İkincisi bir darbeyle iki tane yara açma şeyi var. Üçüncüsü de çok önemli. Karşı kılıcı alıp büküp kolundan kılıcı düşürüp saplama amacıyla çok işe yaradığını. Şimdi mesela adam vururken sen onu tuttum araya aldın mı bitti. Çeviriyoruz. Çok pratik. Zülfikar. Her gün görüyorsunuz dönem dönem başı bozuk dediğimiz ama Efe de dediğimiz. Efe. Ege Efesi. Evet, evet. Ama aslında başı bozuk. Eskiden beri bu kılık, kıyafet ve gayri nizami askeri güçlerden oluşan evet. Osmanlı askeri birimleridir. Hatta çokça söylenen 93 Harbi dediğimiz Rus-Osmanlı savaşı vardır. Gazi Osman Paşa'nın hani Plevne efsane evet. savunmasının da bir maketini burada görüyorsunuz. O da çok çok önemli bir savaştır. Onun da altını çizmek isterim. Bu savaşta çok ciddi bir bozguna uğruyoruz ve Ruslar Ayastafanos'a kadar geliyor. Ayastafanos neresi biliyor musunuz? Yeşilköy. Yeşilköy. Yeşilköy'de anlaşma yapılıyor ve ama bu sefer çıkarlarına Avrupa'nın ters düştüğü için Rusları geri püskürtmemizde büyük yardımda bulunuyorlar ve Ruslar o bize ağır şartlarla imzalattırdıkları Ayastafanos anlaşmasını yırtıp atıyorlar ve geriye dönmek zorunda kalıyorlar. Tüm Balkanların gerisine kadar gidiyorlar ki Yeşiköy'e kadar İstanbul'un burnunun dibine gelmelerine rağmen. Bu da demek oluyor ki tek başına Rusya'yı işgal etmek her ülkenin harcı değil. Çünkü Türkiye dünyanın merkezinde bir köprü olduğu için hiçbir ülke diğerinden icazet almadan bu ülkeyi işgal etmesi mümkün değil. Çünkü biri saldırısı diğerinin işine gelmiyor. Tabii. Böylelikle ayrı kutupların ortasında bir ülkeyiz maalesef. Bunun hem avantajı var hem de dezavantajı var. Avantajı oldu burada. Bu aynen öyle. Ve bu anlaşmayı sağlayan İngilizler de bize yardım ederken şu karşılığında da Kıbrıs'ı aldılar unutmayın. Doğru. Doğru. Birbirine bakayım biri alınıyor evet. muhakkak ki. Ve burada da Osmanlı paşalarını görüyorsunuz. Yine tam aksesuarlarıyla en ince detayına kadar bir elindeki kamçının bile ne kadar uzun olduğunu görün. 10 metreden fazla. Çünkü kamçıya bakar mısın? Arabasını ta uca kadar gidiyor. Oo. Top arabasının çeken atlar dörtlü altılı olduğu için anca yetişiyor. Ha.
Burada da size çok sıra dışı bir parça göstermek ama istiyorum. Ama çok şık kılıklar, müthiş. Evet. Evet. Bu arada bu çift atarlı bir piştof. Osmanlı müthiş piştofu hem ikiz hem çift atarlı müthiş hem de kabzasından bakın. Kılıç çıkıyor. Kılıç çıkıyor. Evet biliyorum. Çok çünkü güzel. Çok işlevli olması gerekiyor silahların o dönem. Çünkü doldurma vakti olmadığı için devam etmesi lazım. Kılıcı çekip evet, onunla evet, giriyor tabii. Evet. Bakar mısınız? İki tane atış bir de ortasından sapından. Bitti kurşun. Onu tek de doldurman lazım elinde eski otomatik değil ki. Şimdi iki kurşunu atıp barutu koyup basıp kurşunu sıkıştıracaksın sonra kurşunu koyacaksın sonra tekrar binmeden adam yani gelmeden o zaman kılıç şeyi bıçağı çıkartıyorsun. Burada da tabii çok çeşitli Osmanlı kılıç ve tabanca tüfek aksesuarları var. Bu arada biz Plevne savunmasını yaparken en çok işe yarayan tüfeklerden başlıcası da herkesin bildiği kovboy silahları Winchester'dir. Winchester'den hatırı sayılır sayıda 25 bin adet 30 bin adet aldığımız biliniyor. Amerika'dan özel siparişle geliyor Osmanlı ordusuna o dönem. O dönem o kadar pahalı ve sıra dışı bir silah ki Amerikan ordusunda bile yok bu silah. Yok. Gümüş müdür o? Evet, gümüş savatlı çünkü Çerkez bir generale ait. Hmm. Onun için gümüş savatlı işliyor. Custom made yapıyor. Bakar mısın? Bu da çift taraflı bir meşrutiyet Osmanlı sancağı. Bu da çok sıra dışı bir parçadır. Çok güzelmiş. Ve bunu bu şekilde koydum ki her iki evet, tarafı görülebilsin diye. Çünkü sancaklar iki farklı yüzden yiyelim, oluşur. Bu taraf çok güzel. Ay yıldız. Çok şeker. Ya. Tabii o zaman yıldız bakın ne biraz, kadar biraz, uzakta. Biraz çünkü uzakta standart yok. Evet. Çok hoşmuş. Tebrik ederim. Sağ olun. Bayağı bunlar bu da çok çok önemli bir kılıç. Niye diyeceksiniz? Bu kılıç Sultan Abdülaziz'e aittir. Ha kedinin mi? Evet. Hafif bir kılıçmış. Evet. Çünkü artık 1800'lerin sonlarına doğru geldiğimiz için kılıçlar inceliyor ve hafifleşiyor. Biraz da gösteriş için. Aynen öyle. Tören için. Artık tören kılıçlar evet, biraz törenselleşmeye başlıyor 1800'lerin sonuna doğru. Yani bu broş falan gibi evet, bir şey, bir aksesuar evet, yani. Tabii, yoksa tabii, kullanınca bir şey tabii, değil. Tabii çünkü son altından altın işte özel vatos balığı derisi zümrütler, yakutlarla bezenmiş arkası. Bakar mısınız? Müthiş bir parça. Nereden buldunuz bunu ya? Sorma diyorsun. Sorma çünkü gizli tutuyorlar. Nereden geldiğini pek takip edemiyorsunuz. Çünkü birçok şey yurt dışına bir şekilde gitmiş. O da yurt dışından mı evet, geldi geri? Evet. İyi etmişsiniz. O zaman bir tebrik edeyim. Ben teşekkür bakar mısınız? Ederim. Yurt dışından tekrar bunları geri getirdi Necat Bey. Yani tebrik ederim hakikaten. Yani bir şu parçada bulunmaz bir parça adamın yani sultanın kendi kılıcı kardeşim. Burada da of, Çerkez generali, Çerkez çok, Osmanlı çok şık, çok şık subayı. Çok şık. Çok zor bulunan parçalar çünkü kılık kıyafet bulmak Osmanlı dönemi dünyanın en zor şeyinden biri. Ama Çerkezler uzun boylu. Evet, evet. Genelde uzun boylular. Görüyorsunuz yine bir sancak. Sancak Kur'an'ı, kurdelası, alemi ve direğiyle tam takım. Burada yine Osmanlı Devlet-i Aliye kolyesi diyoruz buna. Kolye. Yani. Bunu sadece kadın, erkek, Osmanlı soyundan gelen Osmanlı aile fertleri takabiliyor. Hanedan kolyesi. Hanedan çünkü kolyesi anladım. Evet. Dünyada 42 tane üretilmiş hanedanlar için ama günümüze herhalde 4-5 tane kalmıştır. Bir tanesi burada mı? Evet. Çünkü çoğu hanedan üyeleri yurt dışına gittikleri zaman bunları parçalayıp paraya çevirip geçinmek tabii, için uğraşmışlar. Tabii. Buradan çok fakir gittiler yazık yani ben biliyorum çok acıklı. Burada da böyle bir köşe yaptık işte bir saray köşesi. İşte saray, merasim alayı, yaverleri, paşaları, torunları, şehzadeler. Şehzadelere bakar mısın? Yaptık. Hakikaten tebrik ederim. Ecep sağ olun. Müthiş bir şey. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar,
çok enteresan bir yer gezdik, gördük. Eşref Bey. Hakikaten tebrik ederim. Müthiş. Yani bir uğramanızda yarar var İstanbul'da. Bebeşebe de gidersiniz. Yani çünkü bebeşebeler sıkılınca, ay annem en sıkıldım deyince bu katabı çıkarıyorsun. Burada Star Wars'taki karakterlerden ve Batman'e kadar burada emrinizde. Yani tarihle karışık bunları verdiği için yani bir tatlı bir şeyle de sunuyor Necat Bey. Ve bebeler burada bir tane şey içerken, gazoz mazoz, efendim siz aşağıda devam edersiniz. İstanbul için bir değerdir, bir hazinedir. Ben öyle düşündüm en azından. İlber Hoca da öyle düşündü. Onun için teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Hakikaten harikasınız. İnşallah güzel bir, daha büyük bina size daha büyük bina evet, lazım. Evet, değil kesinlikle. Mi? Buraya biraz... Onun arayışı içindeyiz. Çünkü ben bu müzeyi çok daha büyük bir merkezi yere taşıyıp hem İstanbul'a hem Türkiye'ye layık yakışacak bir yer olmalı ve bir müze tarih kompleksi yapmayı düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız olan tarih ve kültüre olan merakımızı artırmak zorundayız. Size İstanbul Belediyesi olsam ben kesin bu konuya el atarım sevgili dostlar. Yani Kültür Bakanı olsam atarım da belediyeye daha çok yakışır gibi geliyor. Elinde binalar vardır. Efendim en azından bir tanesi bu işi tahsis etmeli diye düşünüyorum. Necat Bey'i arasınlar lütfen ve bu bina hakikaten çok daha yüksek tavanlı, ferah, güzel bir display. Avrupa'yı tarzda, efendim, modern tarzda diyeyim, efendim bir sunumla insanlara açıldı. İnsan bunu, her Türk insanı bunu görmeli. Tarih bilinci olmaz ise ilerimizi göremeyiz. Tarihimiz bizim en, biliyorsunuz beni, en büyük hazinemiz. Bizde petrol yok, bizde turizm var, kaybetmezsek eğer. Efendim işte çarpık kentleşmemiz var, müthiş. Şeyleri, sahil şehirlerini yok ediyoruz, müthiş. Onları yapmazsak turizm var, bir de tarihimiz var. Toprak üstü, toprak altı. O iki tane büyük hazinemiz var, petrolümüz yok. Ama petrolden daha değerli. Petrol sonra fosil yakıtı bir gün bitecek, tarih bitmeyecek. Unutmayın, en büyük hazinemiz. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere. Ayhan Sicimoğlu, Bloomberg HT, rektör efendim. Hastasıyız.